Merhabalar Fırat Bey, hoş geldiniz. İlk sorumuzla başlayalım isterseniz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki seve seve teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. İsmim Fırat Doğan, 40'lı yaşlarımın başındayım deyip yaş kısmını çok küçük bir bölümüne geçeyim. Yaklaşık 22 yıldır sektördeyim, yani IT sektöründeyim. Yazılım geliştiriciyim ben. Şu anda Intertek'te cloud bilişimden, bulut bilişimden sorumlu olarak çalışıyorum. Kariyer hayatımın çok büyük bölümü Türkiye'de geçti. Son birkaç yıldır ise yurt dışındaki firmalarda çalıştım. Almanya'da ve Hollanda'da. Hatta Çevik Yazılım'ın manifestosunu imzalayan önemli firmalardan birinde danışmanlık yaptım, ThoughtWorks'te. Pandemi başında döndüm. Ocak 2020'de Türkiye'ye döndüm ve Intertek'te çalışmaya başladım. Neredeyse bir yıla yaklaşacak. Belki işte 12. ayımızdayız Intertek'te. Şu anda bulut bilişim tarafında firmaya destek olmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederiz ilk sorunun cevabı için. İkinci sorumuza devam edebiliriz isterseniz. Bu pandemi sürecinde gündelik hayatınızda neler değişti? Çok şey değişti. Sizinkinde olduğu gibi aslına bakarsanız. Biz firma olarak bu Çin'de ilk başladığında ve Türkiye'ye doğru, daha doğrusu Avrupa'ya doğru yayıldığını gördüğümüzde ilk evden çalışma kararını alan firmalardan biriyiz diyebilirim. Yani pandeminin en başında hiçbir otoriteyi beklemeden hadi dedik evlere gidiyoruz ve evlerden çalışmaya başlayacağız. Hatırlamıyorum ama Mart gibi falan diye hatırlıyorum. Mart'ın başlarında eve döndük ve şu anda yani ofiste bizde kimse yok ve ofise gitmek için de izin almak zorundasınız. Eskiden hepimizi ofise çağırırlardı. Gelin çalışacağız, mesai yapacağız. İşte gece pizza söylüyoruz. Proje var, geçiş var, release var. Ama şimdi hayır, ofise gelirseniz önceden haber vermeniz gerekir diyoruz. Ona göre önlemler alınıyor. Ona göre yemek ayarlanıyor gibisinden. Şimdi bizim hayatımıza ne değişti? Açıkçası daha çok çalışmaya başladık. Ben yurt dışında yaşadığım ve çalıştığım dönemde uzaktan çalışma modeline çok alışkındım ve aşinaydım. Yani en son çalıştığım firmada 2 gün zaten evden çalışıyordum. Yani 3 gün ofisteydim ve 2 gün evden çalışıyordum. Buna çok alışkındım. Kültür olarak da buna alışkındım. Dolayısıyla kişisel olarak beni etkilemedi. Ama genel olarak konuşacak olursam hayatımızda ne değişti? Evet, firma olarak çoğu şey değişti. Bu çalışma kültürünü özümsemeye çalıştık. Mesela bir toplantı olduğunda toplantı odasına kimse dalmaz. Ama dijital ortamda şu olabiliyor. Bir toplantıdasınız ve başka biri de arıyor sizi. Oradan bir başka çağrı geliyor. Benzetebilirsiniz tam değil ama biraz öyle böyle ısrarlı olmaya başladığı zaman. Peki hayatta ne değişti? Başka benim kişisel hayatımda değişti. Herkes gibi evde yemek yapmaya falan başladık. İşte ekmek çeşitleri, işte abartıldı o başka yerlere gitti. Bunlar değişti. İş yapış şeklimizde hakikaten mesailer arttı. Çok daha verimli çalışmaya başladık. Bu mesailerin artması bizim sektöre, bize özel bir şey olabilir ama kesinlikle daha verimli çalışmaya başladık. İnanılmaz işler üretmeye başladık. Yıllardır ertelediğimiz çoğu şeyi yapabilir hale geldi. Böyle cevaplayabilirim. Hep böyle spor yaparız, işe gitme, işte zaman arabada geçiyor, işe giderken bu zaman aslında gitmesek diyorduk ama bunun yalan olduğunu anladık. Yani pandemide ben 7-8 kilo aldığımı söyleyebilirim. O spor yapılmıyor aslına bakarsanız. Böyle bir durum var. Kişisel hayatımda da böyle. Teşekkürler cevabınız için. Üçüncü soruya geçiyorum. Yeni nesil bulut sisteminde şirketleri ne tarz yenilikler bekliyor? Bulut bilişim zaten çok uzun zamandır konuşulan bir konu. Yani 10 yıldır aslında benzer konuları konuşuyoruz. Türkiye için ve bizim sektörümüzde aslına bakarsanız bugünlerde çok önemli değişiklikler oluyor. BDDK dediğimiz kurum daha önce yapamadığımız şeyleri bazı kısıtlarla, bazı koruyucu tedbirlerle, haklı tedbirlerle yapabileceğimizi de söylüyor. Yani örneğin müşteri verisini biz asla bulutta koyamayız, orada kullanamayız. Fakat başka şeyleri yani örneğin şifrelenmiş versiyonlarını ya da kişisel veri içermeyen bileşenleri bulut bilişim sistemleriyle kullanabilir hale geliyorsunuz. Ve bu ne getiriyor bize? Aslında çok daha az ödeyerek yani daha verimli bir biçimde çok daha büyük kaynakları kullanma imkanı sağlıyor. Bakın bugün şimdi size bir işte laptop satın alacağız desem yine gençlerin olduğu noktadan olaya bir bakış açısı sunmaya çalışayım. İşte nedir şu anda? 16 GB, 32 GB RAM'li, işte 8 core'lu ya da 16 core'lu bir makine alırız. Şey. Ama şimdi evin her yerine bilgisayar doldur dediğimizde bunu yapamazsınız. Çünkü bu hakikaten kimsenin ödeyemeyeceği bir para. Fakat siz bugün birkaç yüz dolar ödeyerek evinizi doldurabilecek büyüklükteki bir işlemci gücüne birkaç yüz dolar vererek kısa süreli de olsa sahip olabilirsiniz. Ve hayalinizdeki işi
ya da testi yapma şansına sahip olabilirsiniz. Finansal kuruluşların tabii ki ekonomik gücü daha yüksek olduğu için biz bu denemeleri, bu çalışmaları çok daha sık yapıyoruz. Ve iş yüklerimizin büyük bir bölümünü gerektiğinde buluttan karşılayacak şekilde ilerletmeye ve yapmaya çalışıyoruz. Bunun bir sürü bacağı var. Onlardan bahsetmeyeyim. Çok uzayabilir bu konuşmamız. Çok teşekkür ederiz bu cevabınız için. İsterseniz son sorumuza geçelim. Bu dönemde öğrenci olsaydınız dijital ortamda neler yapardınız? Tavsiyeleriniz nelerdir? Keşke öğrenci olsaydım. Ama öğrenci olunca da şey diyor değil mi insan? Keşke şu okul bitse de çalışma hayatına başlasam. Böyle inanılmaz bir paradoks var orada. Bu arada ben girişte kendimi tanırken söylemeyi unuttum. İTÜ'de doktora yapmıştım. Bir İTÜ'yü sayabilirim kendimi de bu anlamda. 2010 yılında doktoramı almıştım İTÜ'den. Şimdi öğrenci olsaydım, hatta öğrenci olmayı bırakın, pandemide evde kalan ve imkanları olan biri olsaydım, yani bir takım temel imkanlara da ihtiyacınız var. Online eğitim platformları inanılmaz gelişti. Yani ve rekabet inanılmaz çoğaldı orada. Bu da kaliteli içeriğin artmasına neden oldu. Eskiden bir tane platform vardı. Şimdi şunu görebiliyoruz. Onlarca platform farklı konularda uzmanlaşmış. Mesela biraz önce bulut bilişimden bahsettik. Sadece bulut bilişim kaynaklarına ulaşabileceğiniz bir öğrenme platformu var. Ya da yazılım, sadece kodlamaya yönelik çalışabileceğiniz başka bir platform var. Öğrenci olsaydım kesinlikle ilgimi çeken bu platformların bir tanesini böyle bir kamp modelinde dış uyaranlardan arındırılmış bir biçimde, yani telefonumu kapatarak bir saatliğine bütün o Messenger uygulamalarını bilgisayarımda kapatarak katılıp bunları yapmaya çalışırdım. Tabii ben bir IT'ci gözüyle bu soruya cevap verebiliyorum. Ama siz burada illa biraz önce bahsettiğim teknolojiler değil, kişisel gelişiminize de yatırım yapabilirsiniz. Özellikle işletme mühendisliği olduğunuzu düşünürsek burada yatırım yapılabilecek yine çok fazla alan var. Çok çok fazla alan var. Proje bazlı çalışmaya çalışırdım. Bu yaptığım işleri, bu öğrenme platformlarını sadece bir klasik okul mantığında değil ki zaten oralarda görebiliyorsunuz bunu. Bir projeyi tamamlayacak şekilde, örneğin açık kaynak kodu bir projeye katkıda bulunacak şekilde ya da herkesin ulaşabileceği bir takım repolara bu çalışmalarımı koyup orada kendi kariyerime başlarken kullanabileceğim şekilde yayınlardım. Bu dönem o anlamda çok güzel, çok önemli ve çok verimli bir dönem ve emin olun ve umut ediyorum ki yakında sonlanacak. Zaten hepimiz bunu bekliyoruz. Tabii ki hızlıca sokağa çıkalım diyoruz ama bunun bir de güzel tarafı var. Bu güzel taraf da kendimize ayırabildiğimiz bu zamanın çok fazla olması. Bundan 6 ay sonra da ya ki aslında bunu yapmalıydım dememek için en önemli önerim bu olabilir. Kişisel gelişimimize katkı, katkı ve katkı. Çok teşekkür ederiz bu cevaplarınız için. Dilerseniz soru cevap kısmını sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bizim ekleyebileceğimiz bir şey yok. İsterseniz sizin de ekleyebileceğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Sizlerle buluşma şansı bize verdiğiniz için. Kariyeriniz anlamında tavsiyelere ihtiyacınız olursa ya da yardıma ihtiyacınız olursa hem bana hem de bizim kurum bünyesine herhangi birimize ulaşabilirsiniz. Bu anlamda çok çok yardımsever ve açık olduğumuzu da söyleyebilirim. Her yıl yüzlerce kişi bizim kurumda yani Intertek'te staja başlıyor. Onları biz yetiştiriyoruz geleceğin kaptanları olmaları için. Bizde böyle bir rütbe var. Yani herkes eşit ama hani o güzel bir şey. İşte geminin kaptanı olacağınız yolculukta biz bu şekilde bir destek sunuyoruz. İsterim sizleri de aranızda görmek İTÜ'lü gençlerimiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağ olun.